İnsanlar yakınlığı, yakın olmayı severler. Yakınlıklar farklı farklıdır. Yakınlık vardır, kazandırır, bazıları kaybettirir. İçkiye, kumara, faize, zinaya, totoloto, piyangoya, günaha, günahkara yakınlık kaybettirir. Dünyası zindan, ahireti hüsran, tevbe yapıp Allah'ın affına ulaşamazsa her iki dünyası mahu perişan olur. Fakat insan Allah'a, Resulullah Aleyhisselam'a, din-i mübin İslam'a, sahabe ve alimlere, salih, güzel insanlara yakın olursa kazanır. İçi güzel, dışı güzel, işi güzel, davranışları güzel, dünyası mamur, ahireti mamur, cennetlere layık insan olur. Demek ki insan neye, kime, kimlere yakın olursa ona göre şekil alır, sonu şekillenir. Bir güzel insan ne güzel şeyler. Kiminle gezdiğine dikkat et, karga, çöplüğe bülbül bahçeye götürür. Kıyamet günü Efendimiz Aleyhisselam'la beraber olmak, ona yakın olmak en büyük nimetlerdendir. Yolu var mı? Elbette var. Nasıl? Cevabını hadis-i şeriften öğrenelim. Buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı bana en çok salatü selam getirenleridir. Getirelim mi? Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Öyleyse haydi namaza, haydi kullaha, Haydi Kur'an ve sünnete uygun bir hayat yaşamaya, haydi Rabbimizi çok çok zikretmeye, haydi salatü selam getirmeye, bizlere, bütün Müslümanlara göz ve gönül uyanıklığı, kıyamette Efendimiz Aleyhisselam'a yakın olmayı nasip etmesi dua ve temennisiyle Rabbimiz yar, ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.